Benim çocuklarım, üç tane, beş çocuğum var. Beşinden üçü çölyak hastası. Ben de belediyenin bize verdiği yardımla, sağ Allah razı olsun onlar da bu arada, çölyak startı açtırdılar bize. Çölyakla ilgili ne varsa getir burada satışını yapıyoruz inşallah. Kızlar ilk bize söylediği zaman gerçekten çok hoşumuza gitti. Yani buraya böyle bir yer bize verilmesi, ondan sonra yaptığımız el emeklerini getir burada satışa koymamız. Böyle bir fırsat verdiği için çok mutlu olduk gerçekten. Memnunuz da, Allah razı olsun belediyemizden. Böyle bir şey de Urfa'da yok zaten. Hiç Urfa'da ilk defa çölyakla ilgili bir pazar burada var. Hiçbir yerde yok. Çölyak artık bayağı Urfa'da çoğaldı. Yani yüzde Urfa'da bayağı çok, yani tam şeyde emin değilim ama çocuklarımız da aradığı şeyi hiçbir yerde bulamıyorlar. Mesela diyelim ki bir şeye çıkıyorlar, bir dışarıya çıkıyor, markette hiçbir ürünü bulamıyorlar. Hiçbir yerde satılmıyor ürünlerimiz. Çok sıkıntı çekiyoruz, ben kendime şahsen hani biliyorum. Bir en azından böyle bir yer olduğu zaman gidip bir poğaça bulabilmek, bir kendilerine bir yiyecek bulabilmek çok güzel bir şey onlar için. Yani güzel. Çok sevindim böyle bir şey fırsatımıza verdiği için. Adanalıyım. Burada bu standta kendi yaptığımız ürünleri yapıp satıyoruz. Üniversite mezunuyum. Burada üniversite okudum. Yüksek lisans yaptım. Burada kaldım gıda üzerine. Burada devam ediyoruz böyle. Sen yap, ben daha... Ev yapımı şalgam, ev yapımı limonata satıyoruz. Reçellerimiz de var ev yapımı. Yani bizim standımızda bunlar var. Ya pazarın kurulması hani kadınlar açısından iyi oldu aslında. Hani tabii biraz daha bir ilgi falan da bekliyoruz aslında. Yani böyle. Ama böyle bir pazarın açılması, böyle bir imkanın sağlanması bizim için daha güzel oldu. En azından biz burada bütün bayanlar el birliğiyle kendimizce evimize katkıda bulunuyoruz. Yani çok mutluyum. Böyle bir yerin açılması benim için bir avantaj oldu. Kendimi daha da bir ispatladım yani. En azından tanımayan, görmeyen, bilmeyen varsa böyle bir durumdan haberdar oldular.